Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda AVC'nin G2590PX modeli ile ilgili size birkaç bilgi vereceğim. Bu model FreeSync teknolojisine sahip. İnternet ürününün tanıtım videoları var. Kutu açılışı ya da özelliklerine dair videolar var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Ben sadece G-Sync desteği var mı yok mu ona bakacağım. Çünkü internette G-Sync destekliyor denmiş fakat kimse ekran üzerinden G-Sync'i destekleyip desteklemediğini test etmemiş. Öncelikle G-Sync gerekleme mi, gereksiz mi? Ona bakalım. Bence G-Sync iyi bir ekran kartınız varsa gereksiz. Ben de buna inanarak e, bu monitörü almayı tercih ettim. 144 Hz olması benim için yeterliydi. 1 milisaniye olması yeterliydi. Bir de monitörün arka yüzünde e gördüğünüz gibi USB 3.0 portları mevcut. Bunlar da benim işime yarayacağı için tercih ettim. AOC'yi ASUS'un VG258Q ve VG258QR modelleriyle kıyasladım. Fakat bunlarda bir tane bile HDMI port ve bunun dışında da USB port olmadığı için tercih etmedim. Yani koskoca Asus bir tane portu fazla görmüş. Bir de e, aldığım ürünle yani AOC ile arasında yaklaşık 300-400 lira fark vardı. O da en ucuz kıyaslamaya göre yaptım yani diğer sitelerden. Ben de o nedenle 1650 TL'ye Y2590PX modelini aldım aldıktan sonra da zaten hafta sonra girdi araya ve 1895 lira oldu fiyat. N11 gibi sitelerde daha uygun fiyata bulabiliyorsunuz 1700 lira civarları. En uygun Amazon'daydı ben Amazon'dan aldım. 2 günde de geldi. G-Sync gerekli mi gereksiz mi ona bakalım. Eğer 1000 serisi bir Nvidia ekran kartınız varsa 1060, 1070, 1080 ya da daha üzeri G-Sync gerekli değil. Çünkü zaten Oyunlarda iyi bir hız alıyorsunuz, FPS'iniz düşmüyor. Monitörü ekrana DisplayPort'tan bağladığımda zaten sağ tarafta cihazın G-Sync uyumlu olduğu yazan bir bildirimle karşılaştım. Ekrana sağ tıklayıp Nvidia ayarlarına girerseniz eğer orada da zaten G-Sync destekli olduğu yazıyor.